Bugün Kadıköy gelinlikçilerinden Sara Moda evindeyiz. Düğün.com gelinlerinden Hülya'nın gelin görünümünü tamamlayacağız. Daha önce gelinlik denedin mi? Heyecan var mı? Ne hissediyorsun? Daha önce gelinlik denedim. İkinci gelinlik denemem olacak. Kesinlikle heyecanlıyım. Bakalım ne modeller seçeceğiz? Açıkçası heyecanla bekliyorum. Daha önce denediklerinden farklı modeller olacak galiba. Evet, daha önce denediklerimden farklı model olacak. Çok fazla seçenek var. Bence hemen direkt giyelim, üstünde konuşalım. Tamam, olur. Hadi başlayalım. Düğün için her şey düğün.com'da. Hülya'nın Ekim ayında yapacağı butik düğün için gelinlik bakıyoruz. Bunun için sade, çok da abartılı olmayan modelleri odağımıza aldık. Kumsal TV tipine balık modeli çok yakıştırdığımız için vücuduna çok uygun oldu bence. Senin aklında böyle bir model var mıydı ama? Kesinlikle bu model vardı. En başından beri balık model tercih etmek istedim. Saçlarımı da açık bırakıp ön kısmında böyle birazcık daha strapless de olabilir, ince askılı ya da omuz detaylı gelinlikler tercih etmeyi istedim açıkçası. Bu da benim çok içime sindi. Sizce nasıl? Bence gayet uygun. Bir de tamamı işlemeli olduğu için boyu da çok bölmeli bence. Şu transparan vurgu kısmı. Evet. O detay çok hoşuma gitti benim de. Kesinlikle. Bir de butik bir organizasyon olacağı için aslında o sadeliğe de uygun. Bence de uygun. Yani hem böyle sadelikle birazcık da şeyin arasında gibi kaldı. O hoşuma gitti açıkçası. Çok sade de değil zaten. Evet. Çok sade de değil. Güzel bir ışıntısı var. Bence gece de güzel parlayacağını düşünüyorum bu modelin. Hatta hani nikahta da giyilir. Nikah sonra after'da da giyilir. Aynen öyle. İçinde rahat hareket ediyor. Çok rahat hareket ediyorum. Ben bu kadar rahat hareket edeceğimi düşünmemiştim açıkçası. Çünkü sadece şöyle bir tutma hareketiyle çok rahat yürüyebilirim. Farklı modeller var mı aklında? Var. Onları da denemek istiyorum. Deneyelim hadi. Bu sefer kabarık bir model. Evet, hiç tahmin etmediğim bir model denedim. Güzel oldu bence. Bu da hoşuma gitti. Ama birazcık benim sade nikahım için bence bir tık abartı olabilir. Ama yine de güzel açıkçası. Hazır giymişken şeyden de bahsetmek istiyorum. Korseli gövde, transparan gövde, çiçek aplikesi. En yeni gelinlik trendlerinin tam bir örneği. O yüzden askıda görünce de bayılmıştım. Üzerinde de bayıldım. Ya hani butik organizasyonu için fazla mı bu düğüne götürür? Söyle. Evet. Kesinlikle götürür. Çünkü gerçekten ben de sevdim. Asla kabarık giymem diyordum ama kabarık da rahatmış açıkçası. Korseli transparan gövde ne diyorsun peki? Müthiş bir detay. Ben çok beğendim açıkçası. Hem sade duruyor hem de zarif duruyor bence. Bir yandan şöyle bir şey var ama hani gelinliğin işlemesi olduğu, kullanıldığı bölge olduğundan daha geniş gösteriyor ya. Evet. Aslında balık modelde bence bütünü işlemeli model daha bütün gösterdi. Bir de vücudun kum saati olduğu için şu anda üstün daha kalın, altın hani bir tık daha orantısını bozdu gibi. Sanki daha düz modeller... Bence düz modellerden devam edelim. O zaman başka model deneyelim. Deneyelim hadi. Sade model diye başladık ama kabarıklar biraz büyüledi galiba. Evet, öyle oldu. Fakat bunda böyle bir yırtmaç detayı var. O hoşuma gitti. Önde yırtmaç ilk defa görüyorum bir gelinlikte. Bir tık benim canımı sıkan şu kulpların çok fazla gözükmesi oldu. Ama onun dışında gerçekten güzel. Kumaşı da tatlı. İçine astar diktirerek falan da kullanırsın. Evet. Tercih eder misin öyle bir şey? Bence astar kullanıldığında daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar bir tık daha böyle çok ön planda olduğu için gelinliği arka plana atıyormuş gibi düşünüyorum. Bir de şey, korsaj aslında... Önceki modelde de öyleydi. Şu anda da bel vurgunu da ortaya çıkıyor. Bir de gözleri bir tık büyük göstermesi için sanki küçük bir göz. Evet. Aynen. Tercih eder misin? Ya bunu tercih etmem benim için çok fazla bence. Bence yine bir sade model bulmaya çalışalım, onu deneyelim diyorum. Bakalım. Bakalım. Bu sefer denediğin tüm modellerin ortalaması olabilir. Korse, yırtmaç, sade. Aynen öyle. Bir tık yine bol iniyor ama bence en sadesini bulduk gibi düşünüyorum. Strapless. Bir tık burası büyük geldi. Çok normal bence. Ama yırtmaç detayına bayıldım açıkçası. Rahat yürümek için de ideal. Bir de sadece yırtmaç detayı olsa işte onu daha çok elma vücut tipini öneriyoruz ya. Üst beden kalın, alt beden ince. O zaman alt bedene dikkat çekelim yırtmaç. Evet. Üst bedende dekolte verince armut vücut tipini öneriyoruz. O da daha çok hani ince bedeni vurgulayalım gibi. Senin kum saati olduğu için mesela hem bacak dekoltesi hem göğüs dekoltesi bence çok dengeli oldu. Sen de içinde rahat hissediyorsan. Ben rahat hissediyorum gayet. Taçla da tamamladık zaten. Bence bu sadeliği bir tık şıklaştırdığımızı düşünüyorum bu taçla. Evet, işlemesiz hem de satenin o zarafetine de hoş oldu. Aksesuar düşünüyor muydun? Açıkçası hiç düşünmüyordum ama bu modele çok yakıştığını düşünüyorum şu anda.
Saçların açık kalacak zaten. Strapless yaka da bunun için çok uygun. Zaten dalgalı uzun saçlara strapless yakayı çok yakıştırıyoruz. Birkaç aksesuar daha deneriz belki biraz. Onlardan da seçeriz. Aynen, bence de. Onları da seçeriz. Bence güzel oldu bu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben çok beğendim. Zaten kum saati istediğini rahat rahat giyebiliyor ya. En çok onu seviyorum. O zaman son modele geçelim. Diğerini de deneyelim, gelelim. Hadi deneyelim. Bu sefer biraz daha Helenistik havası da olan, aslında romantik bu model. Diğer modellerden tarz olarak da biraz farklı diyebiliriz belki. Evet, kesinlikle öyle. Kendi tarzını nasıl tanımlarsın? Kendi tarzımı tamamen sadelikten yana tanımlarım. Ama kesinlikle de çiçekler olması gerekiyor. Öyle de söyleyebilirim. Çünkü bundaki bu çiçek detaylarına bayıldım. İrili ufaklı. Çok tatlı duruyor bence. Alt kısmı keşke bir balık gelse. Hani öyle olabilir. Ama hani bence gelinliğin modeli gayet şık. O zaman üst kısmı biraz daha iri çiçekli, daha iddialı işlemeler evet, olan modeller. Evet, evet, kesinlikle. Hatta şöyle iri çiçekleri kollara doğru da getirtilebilir diye düşünüyorum. Bence çok şık bir model haline gelebilir. O zaman aslında hem sade hem romantik tonları. Kesinlikle. Tonlarımı. Evet, benim tarzımı öyle tanımlayabiliriz. Tam o. Peki aksesuar kullanır mısın bunda? Nasıl bir saç modeli? Üst model hareketli olduğu için biraz daha saçlarını öne getirdiğinde daha dalgalı bir karmaşık görüntü yaratır mı diye bir onu düşünüyorum. Evet, ben de onu düşünüyorum. O yüzden belki yarım toplu bir model. Şey de olabilir, alttan balerin topuzu da olabilir. Bence daha şık duracaktır. Tercih ederim ben böyle. Bu modelde, yani üst kısmı çok gösterişli modellerde kesinlikle topuzu. Biraz daha sakin. Kesinlikle öyle. Yine duruluğu bir şekilde kapabiliriz. Bir de işlemelerin gövdeden başlayıp eteğe doğru serpiştirilmiş hali son moda gelinliklerde daha çok karşımıza çıkan bir trend aslında. O yüzden senin tarzına gerçekten modern ve romantik diyebiliriz bence. Bence kesinlikle diyebiliriz. Burada da tarzımı anlamış olduk. Peki favorin hangisi? Kesinlikle ilk denediğim. Hep de öyle oluyor zaten. İlk denediğin gelinliği her zaman giyersin. Bu da gelinlerimizin aklında bulunsun. Gelinliğimizi seçtik zaten. Askılı, balık kesim, çiçek ve ince dal işlemeli olan bir model. Aslında üstü hareketli olan bir model. Evet. Peki nasıl bir saç yapalım ve nasıl bir aksesuar takalım, ona karar vermek istiyorum. Tamam. Gerek. Ben şöyle düşünüyorum. Yarım bir şekilde toplarım arkadan. Daha sonrasında da şu model çok hoşuma gitti açıkçası. Ve de gelinliğe de uyuyor diye düşünüyorum. Arka kısımdan. Önden şöyle görünmez bir de aslında hareketli. Aynen öyle. Hem ön sade durur, arkaya da ithaf etmiş oluruz. Daha şık da durabilir açıkçası. Ama taç da güzel aslında. O da bir aklımı karıştırmıyor değil. O sade saten modelle çok evet, evet, belki evet. Şunlar çok hareketli olur. Evet, modelde. Evet. Şunun gördüğümde direkt hani modelin kendisine tav oluyorum ama gelinliğin çok fazla detaylı. Evet, çok fazla olabilir. Bu da bence sateni olabilir. Yine arka kısımda ya da evet. Ön kısımda böyle topladığımızda duvakla birlikte önde durabilir. Bu da çok şık duracak. Evet, evet, evet. Duvak da güzel durabilir diye düşünüyorum. İnce tam boyu bir duvak da aslında. Evet. Yarım toplu model. Üstünde biraz arkada aksesuar. Evet. İnce akan bir duvak. Kesinlikle bence çok duru, aynen öyle. Hem duru olur hem de romantik bir tarzı olur. O yüzden aslında taçları eledik. Evet, eledik. Aynen. Kesinlikle bu. Evet, öyle. Tamam. Bilyan, gelinliğini seçtik. Saç modeline karar verdik. Aksesuarını da tamamladık. Senin için süreç nasıl geçti onu dinlemek istedim. Ben açıkçası bu süreçte çok yorulacağımı düşünüyordum. Fakat çok hızlı denedik bence. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle. Ben açıkçası fazla yorulmadım. Bir tık topuklu yordu. O kadar. Onu da o gün çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ama onun dışında çok hızlı denedik. Yani böyle hep şey diyorlardı. Gelinlik denemek çok zor vesaire diye. Bence öyle değil. Orada bir tık şeyin artısı olabilir. Kafanda net bir model vardı. Evet. Tarzın çok net, gelinlik konusunda düğün mekanın, tarihin, aynen mevsimin, öyle. Nasıl bir tarz istediğin çok net. Vücut tipin zaten kum saati ve doğru gelinliği seçmek evet. için, her gelinliği giyebilmek için çok rahat modelde. Muhtemelen onun da bir rahatlığı bence var. Bence de, bence de doğru söylüyorsunuz o konuda. O zaman aslında sıra büyük güne geldi. Büyük günün heyecanında sana mutluluklar dilemek çok lazım. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hülya'nın gelin görünümünü tamamladık, sıra bence sende. Aklında soruların varsa, modelime hala karar veremiyorum diyorsan yorum alanından bize bırak. Sana uygun modelleri birlikte bulalım, aklındaki soruları yanıtlayalım. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorum diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.